Davuday yan yana, Orak istemez. Yavuz at şahlandı mı, Durak dinlemez. Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Benim işte idare eder. Unutmaya çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karavandaki yaşamımız bu şekilde devam ediyor. Spor yapıyorum. Günlük yani standart şeyler. Çok böyle farklı bir şey olmuyor. İşte internet olayını çözdüm. Kargom gelecekti. Geldi. O bayağı iyi oldu. Superbox'ı birazcık şöyle yukarıya doğru koyduğum zaman bir tık daha güzel çekiyor. Videoları kolay bir şekilde yükleyebilirim. Elimden geldiğince fazla video paylaşmaya çalışacağım. Ama bakalım. Duruma göre yani. Çünkü işe de gideceğim mesela. Kaç saat sonra? 4 saat sonra işe gideceğim. Vakit kaldığı süre zarfında bir tık da uyumak istiyorum ki yoksa motor üstündeyken uykum geliyor. O da bizim için çok çok tehlikeli bir şey. Az uyumak da sıkıntı. Az uyumak da olmaz. Belki motosiklet üzerindeyken de paket az olduğunda vesaire video çekimi yapabilirim. Bakarız duruma göre. Ama onun için de GoPro falan olması gerekiyor. O da olmadığından sıkıntı. Ancak böyle giderken telefonla çekerek yapabilirim. Kısa kısa. Az az yani. Şu anda tek istediğim şey şu saçlarım uzasın abi. Bir tık. Yani zaten yanlar birazcık döküldü. O yüzden çok fazla hep şapka takıyorum. Şey yapıyorum. Uzasın abi, kestirmeyeceğim ya. En azından uzadığı zaman dökülen yerler belli olmuyor. Bir de birbirine karışıyor yani. Böyle daha iyi oluyor. Şimdi kısa olması iyi. Rahat oluyor. Şey oluyor ama benim saçlar uzamıyor. Çok 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 geç uzuyor yani. Kiminin saçı erken uzuyor, kimininki geç uzar. Hele hele yanlar uzuyor, üstler çok geç uzuyor. Bir de seyrek olduğundan dolayı sıkıntı. Ama şey yapacağım. Saç ekimi falan düşünüyorum. 2 sene sonra mı olur, 3 sene sonra mı olur? Yani muhtemelen 35'lerde falan. Bir tık daha döküleceği kadar dökülsün mesela, 35 yaşında falan. Yani 7-8 sene sonra falan belki bir saç ekimi yaptırırız abi. O zaman da kaç para olur ha? Şu anda bir de dünyanın parası. Mesela şeyin, Murat Boz'un saçları döküktü. Adam ektirmiş mesela, mis gibi olmuş ama bayağı para vermiştir o ya. Çok güzel olmuş mesela. Protez saç kullanıyordu önceden. Neyse, saç mevzusuna nereden geldik ya. Neyse ne abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi karavanı falan toparlamaya çalışacağım. Bir tık karavanı toparlayalım. Güzelce. Toplu düzenli dursun. Biraz dağıldı her taraf. Ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra spor matını toplayayım oradan. Kamp matını spor matına çevirdik.
Her işe görüyor ya, iyi oluyor. Sporu ben normalde şeyde yapıyorum. Gölgede yapıyorum. Burada işte bir video çekeyim diye öylesine bir şey yaptım, koydum. Öylesine bir spor yaptım. Normalde daha uzun sürüyor bir tık. Yani günlük standartım var arkadaşlar. Öyle az bir şey yapayım bırakayım değil. 50 şınav, 50 barfix standart. Diğer ısınma hareketlerini falan da yaparsan yaparsın, eklersin kafana göre. Ama onlar şart değil. Ama 50 şınav barfix diyorum ya. Barfix nereden çıktı? 50 şınav, 50 mekik fix garanti yani. Ama direkt 50 tane çekeyim, direkt 50 tane şınav çekeyim, 50 tane mekik çekeyim değil. 15-15, 10-10 set halinde yani. 10-10, 10 setten, 10 taneden mesela 5 set. 10 tane şınavdan 5 set mesela. O şekilde. Direkt 50 tane çekersin de kol kasların ağrır. Çalışırken zorlanırsın. Gerek yok yani. Şöyle size dışarıdaki manzarayı göstereyim. Bu arada karavanın içinde de yaşam var. Altında da yaşam var. Altında görmüşsünüzdür videonun başında. Kaç tane köpek var? Sayın 5, 6. Şilal'le birlikte 6 tane köpek var burada. Bir tane erkek var. Bütün dişi köpeklerle çiftleşiyor. Ne olacak hiç bilmiyorum. Macar bir tane av köpeği. Onu da atmışlar buraya. Dün işten gelirken gördüm, bir tane siyah atmışlar. Hatta ona biraz yanında yiyecek vardı, yiyecek verdim. Ama buraya getiremem. Buraya getirdiğim anda yani peşimde takılıp geldi daha doğrusu. Ama burada köpekler direkt saldırıyorlar. Kaçıyor geri o mecburen. Ara ara ona da su götüreceğim, su koyacağım. Yeni atmışlar onu da. Siyah bir köpek. Atıyorlar abi. Ama şunu söylemek istiyorum. Büyük köpek neyse de yani hiçbir köpek terk edilmemeli, atılmamalı ama küçük köpeği kesinlikle ormana terk etmeyin abi. Burada ormanda atmacalar oluyor, yırtıcı kuşlar oluyor. Yani büyük kartal olur, ne bileyim atmaca olur. Kartal falan yok demeyin yani. Var, buralarda da var, her yerde var yani. Türkiye'de, ülkemizde var. Atmaca da var. Büyük koca atmacalar mesela. Nasıl tilkiyi avlıyor. Köpek de tilki boyunda mesela. Küçük köpek oluyor ya. Çoğunluk olduğu zaman pek bir şey yapamaz. Yani 5-6 tane köpek vardır. Her türlü o atmacayı yerler abi. Bir şey yapamaz ama tek bir köpek olduğu zaman mesela bir bıraktınız onu, o atmacalar ya da kartallar ne bileyim o hayvanı avlarlar. Burada mesela bir tane şey vardı ilk zamanlarda, bir hatırlarsınız. Hachiko vardı bir tane küçük bir köpek. Ondan sonra o kayboldu, o yok. Başka bir tane daha küçük köpek vardı. O da kayboldu, o da yok. Belki birileri sahiplenmiştir ama bir tane mesela yaralı bir köpek bulmuştum ya. Ne olduğunu bir türlü kestiremiyordum ona. Ama sonra atmacaları görünce, yırtıcı atmacaları, ne oldu tam aklıma geldi yani. Çünkü böyle karnı baştan aşağı yarılmıştı. Tam böyle şey yarılacak gibi yani. Atmacanın pençesiyle yarılacak gibi. Kafasının kenarı yarılmıştı. Şans eseri hiç ölmedi yani. Onu da tedavi ettirdik güzel bir şekilde. Böyle küçük ırk köpeklerin olduğu bir yere bıraktılar onu. Ben öyle istedim daha doğrusu. Çünkü buraya tekrardan burada olması olmazdı. Ama çok iyi hissettim kendimi gerçekten. Yoksa onu öylece bıraksaydım mesela. Çoğu kişiden de yardım istedim abi. Ya işte yardım edin abi, getirin şu arabayla mesela götürelim veterinere vesaire. Kimse oralı olmadı abi. Hayvan yaralı, kimsenin şeyi yok yani. Kimse oralı olmadı. Nasıl götürmüştüm ben onu? Şirkette çalıştım galiba. Şirket arabasını almıştım. O şekilde götürmüştüm galiba. Öyle hatırlıyorum. Ama yardım istediğimde kimse yardım etmemişti yani. Çok moralim bozulmuştu. Kendim için bir şey istemiyorum sonuçta. Hayvan yaralı, götüreceksin veterinere, bırakacaksın abi. Bu kadar basit. Zaten tedavi masraflarını ben karşılıyorum. Öyle bir şey oldu mu dayanamıyorum abi. 3 kuruş 5 kuruş yani. 3 kuruş 5 kuruş da değil tabii de.
Karşılıyorum abi, yapacak bir şey yok. Çünkü şeyi hissediyorum. Onun yerinde kendim olabilirim abi. Herkes "Aa, it" diyor, köpek diyor mesela. İt köpek diyor ama abi hayvanın eli ayağı yok ki. Dört tane patisi var. Senin ellerin var. Her şeyi ellerinle yapabiliyorsun ama hayvan patileriyle bir şey yapamıyor. Kalkıp kendine su koyamaz. Ne bileyim, kalkıp kendine mama koyamaz. Bunu bizim yapmamız lazım. Ya bazı insanlar anlamıyor. Neyse abi. Oy, oy. Bakalım ne olacak? Böyle gidiyor hayatımız. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana şimdi zamanı sızdıran. Elfida, bir belalı başımsın. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.